Merhaba sevgili Kanal T izleyicileri. Sektörel Sohbetler programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Gazi Mousa'dan sesleniyoruz. Öncü firmalardan bir tanesi, mobilya dünyasını akla geldiğinde. Starzer Mobilya'dayız. Ramazan Bey merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Bizi de ağırladığınız için teşekkür ederiz. Birazcık sizi tanıyalım. Efendim ben Ramazan Erbatu, toplum tarafından bilinen Ramazan Erbatu olarak bilinen işletmeciyim, bir yatırımcıyım. Bugünkü konumuz mobilya olduğu için Starzer Mobilya'yı ele alacağız. Starzer Mobilya ile ilgili konuşacağız. Starzer Mobilya günümüzde özellikle KKDC'de çok iyi bilinen, çok iyi tanınan bir firmadır. Kesinlikle. Ve biz bu işleri yaparken hem makinalaştık, hem kalite yönünü yükselttik, hem de şey yaptık, yani çizimlerde olsun, tasarımlarda olsun, trendleri yakalamak adına çok güzel çalışmalar yaptık. Ne güzel. Allah daim etsin diyelim. Sizin de belirttiğiniz gibi biz Erbatu olarak, Erbatu İnşaat Şirketi olarak sizi tanıdık. Vesile olması, hangi konu vesile oldu da sizi mobilya dünyasına evet, sevk çok etti? Güzel bir soru sordunuz. Bizim piramidimizin en tepesindeki firmamız Erbatu. Erbatu Şirketler Grubu'nun içindedir Starzer Mobilya. Dolayısıyla Erbatu'yu yıllar önce 1996'da kurduğumuzda yapılan mobilyaları beğenmiyordum. Ben hiç her zaman diyordum, daha iyisi olamaz mı diye. Böyle bir firma kurduk. Makinalaştık. Tabii önceleri birden buralara gelemedik. Yavaş yavaş yükselttik kalitemizi. Makine parkımızı yükselttik. Yani bugünkü geldiğimiz nokta, çok iyi bir yere geldik diyebilirim. Ama kaliteyi her zaman sorgular bir insanım ben. Daha iyisini nasıl yapabiliriz diye. O açıdan Erbatu'ya mobilyalarını yaparken ilk zamanlar 1996'da arkadaşlar gerçekten canla başla çalışıyorlardı öbür teşoronlarımız, ama biz dedik biz bunu daha iyisini yapabiliriz. Dolayısıyla Starzer Mobilya'yı o günden beri çalıştırıyoruz ve geliştiriyoruz. Daha iyisini ortaya koyabilmek adına bu sektöre de girdiniz. Güzel. Evet. Biraz önce söylediğinize geri dönelim isterseniz. Fiyat, kalite. Sizce bunlar doğru orantılı mı? Öncelikle bizim derdimiz kalitedir. Kaliteyi de nasıl yükseltebiliriz? Tabii ki kalite yükselirken fiyatlar da yükselebiliyor. Hı-hı. Ama biz ne yapıyoruz? Dünyanın birçok yerlerini araştırıyoruz malzeme olarak. Efendim Türkiye'yi, özellikle Türkiye'yi araştırıyoruz. Türkiye bugün dünya çapında ürünler üretiyor. Dolayısıyla malzemede de sürekli araştırmacı oluyoruz. Dolayısıyla ne oluyor? Kalite yükselirken fiyatlar da düşüyor araştırınca. Ar-Ge çalışmalarımız bunu tabii yaptırıyor hem bize. Tabii. Yeniliklerden bahsedelim. Biliyorsunuz daimi değişen trendler var. Sizlerin örnek aldığı ülkeler var mı? Ülkeler, dünyada bir ülke var bilirim ben. İtalya. Mobilya akla üzerinde. Akla gelen tasarımıyla, çizimleriyle, mimarlarıyla dünya çapında ürünler çıkarıyorlar. Biz de Türk insanı olarak onların peşindeyiz, yani enselerindeyiz diye düşünüyorum. ama onlar gerçekten yapıyor, yani İtalyan tasarımları iyi. Harikalar. Yani ben inkar edemem. Biz de kötü değiliz ama dünyada biz de çok iyi yer buluyoruz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ürün çeşitliliğinden de biraz değinelim isterseniz. Ürün çeşitliliği, yani biz mutfaklarda mobilya kullanıyoruz, mutfak yapıyoruz, kapı yapıyoruz, gardırobu yapıyoruz, dolap yapıyoruz, her türlü ahşap bir şey yapıyoruz yani. Çok güzel masalar yapıyoruz. Mesela şunlar ahşap mesela, ahşaptan yapıyoruz. Efendime söyleyeyim, high gloss malzeme kullanıyoruz,
müşterinin arz ettiği her şeyi yapıyoruz yani. Müşteri memnuniyeti bizim için son derece çok önemli bir unsur. Evet, müşterilerinizin ondan da bahsedecekleri, tabii ki fikirleri önemli. Evet. Ama bunun hani kullanışlı olabilmesi ya da Kıbrıs'taki iklim şartlarına dayanıklı olup olmaması, bu konuda da yönlendiriyor musunuz onları? Araştırıyoruz, müşterilerimize sunuyoruz bunu. Yani Kıbrıs'taki dayanıklı getirdiğimiz malzemeler zaten dayanıklı malzemeler getiriyoruz. En az 10 yıl kullanıyorlar zaten. Usanana kadar, usandıktan sonra değişiyorlar. En az 10 yıl arkasındayım yaptığım ürünün, evet, diyorsunuz. Evet. 10 yıl garantili İsterzer Mobilya'nın ürünleri. Kesinlikle, minimum. Kesinlikle çok kaliteli işler yapıyoruz gerçekten. Yeter ki kullanım hatası olmasın. Mesela kullanım hatası nedir? Su temas edebilir. Çünkü su temas ettiği zaman bazı ürünler sıkıntı yaratır. Yeter ki çarpma, kırma, dökme olmasın. Dolayısıyla bunlar olmadıktan sonra ürünlerimiz 10 yıl yerinde ilk günkü gibi duracaktır. 10 yılın sonunda da tabii ki artık trend de moda değişiyor. Da değişir, değiştirmek zaten kişi, gerekir. Usanıyor. Yenilik usanıyor. Doğru. Her gün gördüğü şeyden usanıyorum. Kesinlikle. Bu pandemi sürecini biraz değerlendirelim dilerseniz. Nasıl geçirdiniz? Bundan sonraki seneler için neleri öngörüyorsunuz? Çok güzel bir soru sordunuz. Teşekkür ederim. Şimdi pandemi gerçekten dünyayı etkileyen bir sorun yani. Büyük bir sorun. Tabii ki biz de etkilendik ama biz şu anda en iyilerindeyiz. Dünyada en iyi pandemiyi yöneten bir ülkeyiz diyebilirim. Küçük olmamıza rağmen çok güzel yönettik. Şu anda bize gerek Allah korusun ölüm sayıları az. Yan komşumuz Rum tarafından bile çok iyiyiz. Oradan kesinlikle 100 kat daha iyiyiz. Dolayısıyla sorun içinde bir şey vardı dikkatimi çeken, ileriye nasıl görüyorsunuz gibi. Evet, hedeflerimizden de bahsedelim. Evet, pandemi şu anda hemen bitecek gibi değil. Yani benim düşüncem bu. Ama azalacak gibi görünüyor. Gerek aşılarla gerek ilaçlarla. Türkler bu işin gene öncülüğünü yapıyor biliyorsunuz. Bu aşı olsun şey olsun, Almanya'daki Türklerimiz, kardeşlerimiz bunu yapıyorlar ve yaptılar da zaten. Ancak ne zaman biter dersek onu kimse bilemiyor şu anda. Yani ne zaman bittiğini kimse göremiyor. Fakat ilerisini eğer bittiği zaman, azaldığı zaman hayat devam ediyor. Patlama yapacağız diye düşünüyorum. Bravo. Patlama yapacağız diye düşünüyorum. İlaçların etkisi, aşının etkisi olduğu zaman hani %100 bitireceğiz demiyorum, sıfırlayacağız demiyorum ama her şeyin bir sonu vardır, onun da sonu olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah, inşallah. Belki bir gün, 3 yıl sonra, belki 2 yıl sonra sonu gelecektir. Güzel. Bu virüsün sonu gelecektir. Biraz da sektörün sorunlarından bahsedelim. Yani mobilya sektöründe sizce bu dönem en büyük sorun, karşılaştığınız en büyük sıkıntı nedir? Pandemi döneminde mobilya sektöründeki en büyük sıkıntı ürünü ithal edemiyoruz. Kısa zamanda ulaşamıyoruz ürüne. Yani bizim ham maddemize ulaşamıyoruz. Dolayısıyla beklemeye alıyoruz müşteriyi, işte 3 gün daha, 5 gün daha derken sıkıntı oluyor, olmuyor değil. Fakat biz ne yapıyoruz? Ürünü stokluyoruz. Elimizde çok çeşit yaratıyoruz. Müşterilerimizi üzmemek adına çok kısa zamanda da hallediyoruz zaten. O şekilde. Anladım. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Geldiğiniz için, bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Merhaba tekrardan Sektörel Sohbet izleyicileri. Şimdi Starzer'in bir diğer gizli kahramanı ile birlikteyiz. Yanı başımızda iç mimarlarımızdan Şile Hanım bulunuyor. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Starzer'le buluşmanız, yollarınızın, hayatlarınızın kesişmesi nasıl oldu? Ben İran'dan geldim 5 yıl önce. Burası yüksek lisansı yaptım.
2 yıl önce de buradan iş başladım. Hı hı. 2 yıl burası çalışıyorum. ALM gibidir. Ne İkinci güzel. İkinci ALM gibidir. Doğu Akdeniz Üniversitesi evet, mezunusunuz. Evet. Güzel. İran'a sık sık gidip geliyor musunuz? Evet, gidiyorum her yaz. Güzel. Sizden gene renk konusunda fikirlerinizi alalım. Tekrar bir mutfaktayız. Hı hı. Burada göze çarpan çok güzel bir kırmızı renk var. Kırmızı mutfakta olmazsa olmaz mı? Bence kırmızı çok güzel olur. Her zaman bu renk çok iyidir. Hı hı. Ve beyaz her zaman beyaz aydınlık. Bir, evet, iyi çok bir renktir. Hiç kırmızıya da... çok güzel eşlik ediyor evet, beyazla. Tasarımlardan da bahsedelim. Tasarımda şey yapıyorum ben, SketchUp'tan yapıyorum orada, hı hı. Uç boyut. En önemli şey orada ölçüleridir. Çünkü sonra ustalar veriyorum o şeyleri, tasarımları. Hı hı. En önemli odur. Şimdiye kadar iyiydi her şey. Güzel. Peki bir İranlı olduğunuzu söylediniz. Orada çok, daha mı farklı yani düşündüğünüzde hani Kıbrıs'taki mutfaklar ya da İran'daki evleri böyle mukayese ettiğimizde çok farklılıklar var mı? Yoksa tamamen benzer, aynı zevklerimiz aslında. Farklıdır, tabii ki farklıdır. Bir hı-hı. Başka bir ülkededir. Ama o kadar da farklı değil. Onlar daha klasik istiyorlar. Klasik. Daha, evet. Hı-hı. Ama burada daha modern mutfaklar istiyorlar. Bu biraz farklı. Anlıyorum. Peki teşekkür ederiz bizlere vakit ayırdığınız için. Evet sevgili izleyiciler, sektörel sohbetler devam edecek. Sektörel Sohbet izleyicileri, şimdi de Starzer'in iç mimarı Asena Hanım'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Asena Hanım. Hoş bulduk, sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Starzer'le yollarınız nasıl kesişti? Asena Başüzümcü, iç mimarım. Doğu Akdeniz Üniversitesi mezunuyum. Dolayısıyla öğrencilikten sonra çalışma hayatına atıldım Kıbrıs'ta. Çok güzel. Ramazan Bey'le tanışma fırsatı yakaladık ve uzun yıllardır Starzer'le devam ediyorum. Bu şekilde. Ne mutlu. Evet şu an yanımızda bir mutfak dekoru var. Bu senenin renkleri bu mudur? Biraz renklerden bahseder misiniz? Teşhirimiz yenilendi, güncellendi. Bu senenin trendleri de nötr renkler. Minimal çizgiler yine ön planda. Bu pandemi dolayısıyla biraz daha evde kapanmalarla daha sakin, daha evde huzur arayışı. Soft, huzur verici renkler. Evet daha az eşya ama daha çok depolama ihtiyacı olan çözümlerle mutfaklar ön plana çıktı. Bu şekildeki renkler ön planda. Hiç tercih etmememiz gereken renkler nelerdir mutfakta özellikle de? Daha çok tercih edilen renkler doğal renkler, doğayı anımsatan renklerdir. Ya da masif tonlar, doğadaki ahşap tonlarıdır. Bunlar insana huzur verir ve doğayı çağrıştırır. Biraz yapay renkler bir süre sonra moda da olsa, o an için sizi cezbeden renkler de olsa bir süre sonra sıkıcı olabilir. Daha çok parlak yüzeyler, çok hı-hı. parlak metalik, çok silver tonları. Bunlar bir süre sonra sıkıcı renklerdir. Beyaz eşyaların renklerinin de birdenbire bu silverlara dönüşünün sebebi evet. budur. Uzun yıllar kullanılmasının önüne geçilmesi için. Daha çok doğal renkler. İnsanın sıkılmayacağı, huzur bulacağı, hı-hı. Kendini doğaya ait hissedeceği renkler. Evet, huzura hepimizin ihtiyacı evet, var. Evet, olduğu bir dönem. Doğru söylüyorsunuz. Peki biraz da trendlere değinelim. Bu senenin genel olarak, evi düşündüğümüzde sadece mutfak olarak değil de, bu senenin trendleri nedir sizce? Trend şöyle, yani bir kapanmalar yaşadık. Evde çok fazla vakit geçiriyoruz. Dolayısıyla ev artık sığınağımız halde, daha çok zaman geçirdiğimiz bir yerde ve konfor ön planda. Yani evdeki çalışma üniteleri gelişti, mutfakta daha fazla zaman geçiriyoruz. Özellikle Kuzey Kıbrıs'ta mutfak, sadece mutfağın olmanın dışında bir misafir ağırlama,
birçok vakit geçirilen evet, mutfak, yer olarak da ön planda. En çok vakit geçirdiğimiz evet. yer haline evet. geldi. Onun daha bir ergonomik döşenmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Hem ergonomik hem de o anlık ihtiyaçların karşılanabileceği. Mutfakta daha hızlı çözümler, pratik aksesuarlarla, yardımcı elemanlarla mutfakta dolaplarda kullandığımız ya da ne bileyim giysi dolaplarında kullandığımız aksesuarlarla ekstra ve tasarımlarla hayatı kolaylaştırmak. Teşekkür ederiz bu bilgileri rica bizimle ederim, paylaştığınız için. Sağ olun. Evet sevgili Kanal TV izleyicileri, bu haftaki sektörel sohbetler programımız Gazi Mausa'daydı. Sizler için Starzer Möble'yi ziyaret ettik. Haftaya farklı bir yerden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.